Merhabalar hocam. Ben sizi sıkı takipçinizim. Sosyal medyada çok yalan haberler dönüyor. Bunun vebalini öğrenmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, yani anladığım kadarıyla sosyal medya denildiğinde daha kafadan bunların sanal ortam olduğu için abi zaten bunların hayatları yalan gibi muamele yapılıyor. Hayır. Sosyal medya dediğimiz şeylerle alakalı mesela biz bile kullanıyoruz şu anda. Çünkü onun da takipçisi var. Onun da bir şeyi var. Şöyle sormak istedi herhalde hanımefendi. Yani sosyal medya olduğu için yani birebir ilişki değil. Tamam. Sosyal medya zaten sosyal medya. Abi her şey çakma gibi algılandığında orada yalan söyleyebilir mi bir adam? Yani bir çıkıp da diyebilir mi ki şu benim hanımımdır. Ben bununla boşandım. 6 çocuğum vardır. Bunu sakın içmeyin zehirlidir. Ha 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 sosyal medya şaka yaptım diyemez. Her halinle alakalı doğru olma mecburiyetini ve doğruluğun senin kendi mizacını bozan, tek başınayken bile, kendi kendini bile aldatmakla alakalı bir şahsiyet terbiyesi sıkıntısı olduğunu anlatan bir dinim var. Özetle şunu söyleyelim. Başkalarına aktarılan her türlü bilgi doğru veya yalan olmasına göre bir muamele görür. Sosyal medyadasın, falanca kişiye hakaret ettin. Sövdün, bilmem ne yaptın. Sonra geldin, ne oldu sen benim hakkımda konuşuyorsun. Fatih Hoca hakkında atıp tutmuşsun. Ya hocam ya sen de ama takılıyorsun. O sosyal medya, orada her şey konuşuluyor. Sağ ol falan diyemezsin. Neticede o bana geliyor. Şakadan bile olsa, başkasıyla konuşurken bile konuştuğun şeyin gıybet hükmü varsa, bu zapt ediliyorsa... Muhakkak surette bunun vebali vardır, bunu unutmamak lazım. Ve aynı zamanda oradaki beyanlar da, mesela diyelim ki bana bunun aynısından getirene 100 bin lira vereceğim. Adam da buldu getirdi. Aa şuna bak abi sosyal medya ya biz orada reyting için yapmıştık dediğinde sen zehir gibi, bal gibi demiyorum. Bal çünkü güzel bir şey. Zehir gibi yalan söyledin arkadaş. Ve onun vebali vardır. Tamam. Onun haricinde yine şeyler de böyle. Hani ben işte dışarıda böyleyim ama sosyal medyada şöyle hareket ediyorum, şöyle soyunuyorum, şöyle giyiniyorum. Ama neticede orası televizyon. Sanatım için soyunurum, sanatım için bilmem ne yaptım. Abi doğru olanların hepsi, Efendimiz şöyle söylüyor, hemen bağlayacağım, vaktimiz gidiyor ama. Helal de bellidir. Bak, bakar mısın sözün güzelliğine? Helal de bellidir, haram da bellidir. Bir de bunun ikisinin arasında şüpheliler vardır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Helal bellidir. Haram da bellidir. Ya olur mu canım? Geçen gün televizyondaydık. Misal şu içkinin haram mı değil mi olduğunu koca koca ilahiyatçı tartıştılar. Değildir, haramdır, değildir. Ya sen bunları ne yutuyorsun ya? Kur'an-ı Kerim'deki ahkam ayetlerinde bir şey haram demişse o hiç tartışmasızdır o. Ha, kabul etmiyorsun İslam'ı ayrı. Ya ama tartışıyorlar. Ha, inanıyor musun sen onların tartışmasına? O başka bir şey için yapıyor onu. Niyet ettim bir reytinge. Öyle bir programda bir sunucu abimiz vardı. Şimdi çok popüler. Dönüyordu böyle diyordu bize. Arkadaşlar reyting ya. Ha, ben böyle program kazanamam ki ama lütfen tartışır mısınız diyordu bize. Al sana sosyal medya, sanal ortam. Bu adam şimdi en baba köşelerde. Karakter bu ama. Kamera kendisinden kurtulunca böyle yapıyordu. Arkadaşlar tartışmazsanız ben burada reyting yapamam. Bunu söylüyordu. Anlatabildim mi? Sen inanıyor musun onların neyin helal, neyin haram olmadığını bilmiyorlar da? Hocam ben bilmiyorum mesela. Gerçekten mi haram? Aa, siz ne diyorsunuz hocam? Falanca bilmem ne üniversitesi tefsir bölümünden. Siz helal mi diyorsunuz? Aa, bakıyor musun? Görüyorsunuz arkadaşlar aydınlanmamız lazım. Yalan. Helal bellidir, haram bellidir. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de arada şüpheliler vardır. Nedir o şüpheliler? Kim şüpheli şeylerden uzak kalırsa ırzını, dinini, namusunu, her şeyini korur. Kim de şüpheli şeylere böyle bodoslama dalarsa her şeyini yavaş yavaş kaybetmeye başlar. Sözün muhteşemliğini ruhunuzda hissedebiliyorsunuz değil mi? Helal, haram belli. Şüpheli şeylerden kaçınmak lazım ki insanın şahsiyeti de, ırzı da, namusu da, dini de, hatta parası bile ne yapmalı? Kurtulmalı.